Seberiki denemese. Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Deneme videosu yapıyoruz şu anda. Kuşları akşam yemlemesine çıkarttık dayımla. Şöyle gördüğünüz gibi hastanedeydik. Dayımız biraz rahatsız. Şöyle geldik, hava kararmadan semaverimizi yaktık. Rahatsız. Gidecek. Yok, estağfurullah. Allah uzun ömür versin. Şöyle dayımla geldik. Lan Bülent abi, salma diyorum şu Arapları. Allah Allah. Nereye gidiyorsun oğlum? Takla ata tavaya gideceksin. Lan gene şive yaptım ya. Arap Bey, lütfen takla ata dümdüz havaya çıkar mısınız? Neden ileri doğru gidiyorsunuz? Arkadaşlar, kuşlarımız böyle. Şu birkaç tane yavrunun gözünde sulanma var. Bunları düzeltmek için gereken ilaçları buraya getirdik. Abi ne kullanacağım diye sorarsanız eczaneden Genta alıyorsunuz. Göz damlası Genta. Bir de Ornimix. Şimdi tozdan, sadece tozdansa Genta geçiriyor arkadaşlar. İltihap kaptıysa Genta ile çözüyorsunuz olayı. Üst solunum varsa Ornimix gerekiyor. İşte yavru kuş kümesi değiştirdiği zaman bu tarz problemlerle karşılaşıyorlar. Biraz bir kırgınlık var. Genel anlamda durum iyi. Birkaç yavru da var. Göz sulanması yavrularda neden oluyor? Arkadaşlar, götürdüğünüz kümeste enfeksiyon, herhangi bir bakteri varsa götürdüğünüz kümeste olabilir. Biz bu kümesi buraya yeni kurduk. Kümesi yeni kurduk. Daha sonra da bu yavruları buraya getirdik. Aslında kümeste bir şey de olmaması lazımdı. Gene işte yavruyu vereceğim. Kaptın mı? Kapıyor arkadaşlar. Hay maşallah, hay maşallah. Ulan Arap kendini korkudan yere attı be. Şahin geldi, Şahin. Evet, Samet Reis'in bize hediye ettiği yavru arkadaşlar. Lan bir kaçtı var ya arkadaşlar, 3 gün dışarıda bunu indireceğiz diye neler çektik ya. Arap biraz yamultuyor da, niye yamultuyor çözemedim arkadaşlar. Karnım tok da değil. Bak şu yavruda biraz bir kırgınlık var, bunu çözeceğim. Sürekli arkaya kil yemeye gitmek istiyor. Sivas'ın bir yavrusunda var işte göz sulanması. Üst solunum arkadaşlar, bu karaciğer hastalığı da işte düzeltmeye çalışıyoruz. Böyle küçükken kümesi değişince bu tarz problemler oluyor. Ekeler sapasağlam, ekelerde bir şey yok. Ama mesela şu da Sivas'ın bir yavrusu. Aynalı şu. Mesela bunun durumu iyi. Bunda bu problem yok. Diğer yavrularda göz kızarıklığı oluyor. Şurada öğretmenimiz var. İran yüksek uçucusu. Ya bak, orada da bir tane boz takkalı var. Bu da uçacaklardan. Evet. Ha, size yeni yavrularımı göstereyim arkadaşlar. Dayıyla burada ürettiğimiz. Dayıyla biliyorsunuz mandıra kurduk. Şurada mandıra var arkadaşlar. Bura bir üretimhane. Bak, yere bile yumurtlamış, yer bulamamışlar. Neredeyse şurada var, şurada yumurta var, orada var, şunun altında var, orada var, şunun altında var. Her yer yumurta doldu. Normalde bunların salmasını, kullanıma
Açacaktık. Dayım dedi ki Mutlucuğum dedi. Bir ay daha burada kalırlarsa yerini yurdunu iyice bilsinler. Gözlerini. Şimdi de burada mal gibi akşama kadar durur. Sonra gider orada bir de göz beğenmek için başka yumurtayı kırar dedi. O yüzden salmayı daha kullanıma açmadık. Salmada rahatsız yavrular duruyor. Şimdi size Baba Resasi'nin oğlunu göstereyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu küreğin yavrusu. Küreği biliyorsunuz. Benim kümeste kürek diye bir miro var. Omzu çok geniş böyle. Tamam dayı. Omzu böyle yerde durduğu zaman sırtı kürek gibi bir kuş var ya, bu onun yavrusu arkadaşlar. Küreğin. Şu yavru dibine kadar tepe kanlı. Çünkü küreğin eşi tepe kanlı arkadaşlar. Tepeliden gelme. Küreğin o alt koyluğunu, yani babasının alt koyluğunu sonuna kadar yavruya aktarmış. Daha bu yavrulukta şu pastonacı, ayak takımı filan gerçekten çok güzel arkadaşlar. Maşallah kürek baba altını çalıştırdı. Bunun bende büyüyen iki tane de kardeşi var. Bak kanat tonajına bak. Bir saniye dayı. Şu anda küreğin yavrusunu gösteriyorum. Onlar oraya döneceğim. Arkadaşlar. Şu da Baba Resasi'nin, hay maşallah be. Hummi dişimden olan, kümesle bir tane hummi dişi var. Hummi dişiden olan yavrusu Baba Resasi'nin. Dur oğlum. Bir dur şurada. Dayı tek yavru, ha ana buradaymış. Bir saniye. Ya. Bu da arkadaşlar, bu neyin yavrusu hadi bilin. Lan dayı ne güzel olmuş bu ya. Şu tepesi mepesi. Arkadaşlar, bu da resasilere şu an bakıcı, anne babalık yapan kaplamamız var ya. Onun şeyi, yumurtası, yavrusu. Ay maşallah maşallah, yavruya da iyi bakmışlar. Hayvanın ayak takımı filan muazzam çıkmış ya. Şöyle görüyorsunuz. Ben buradan en çok hangisi hoşuna gitti derseniz arkadaşlar, Baba Resasi'nin yavrusu hoşuma gitti. Kitap gibi çıkmış hayvan. Göğsü geniş. Oo. Ya şundaki ayak takımına bir bak ya. Dayı. Şşş. Dayı. Duruş abi bak duruşu. Şimdi aile ne bir geliyor gidiyor, bak baba tek yem veremiyor. Anne bakıyorsun, anne de geliyor. Şimdi orada da bir saniye, bir saniye. Hangisi geliyor? Oğlum oraya değil, buraya oynayacaksın. Evet arkadaşlar, yavrularımızı da gördünüz. En beğendiğiniz yavruyu yorumlara, favoriye yazın. Bunlar üçü de dayımın. Bunların hepsini dayımın burada çıkarttık arkadaşlar. Oradan buraya bir aktarma yapmadık. Yumurta getirmiştik, sürdük.
4 takım sürmüştük. İşte bu 3 tanesi sağ salim. Mango dişi nereye gitti lan? Büyüdü burada. Yavruları da uçurmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Aleyküm selam, aleyküm selam. Gözleri düzelsin. Onu da halledeceğiz. Evet sevgili dostlar. Yavrulardan favorinizi aşağıya yazın. Benim favorim ya baba resasi demek istiyorum ama resasinin şu anki benim kümesteki yavruların anne babası olan kaplamayla bol paça dişi dediğimin yavrusu ayak takımı paça olarak bence çok muazzam. Bugünlük videomuz da bu kadar arkadaşlar. Ben çaya gidiyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu Arap'ta fişekler de batıyor arkadaşlar. Evet. Tam çökmüyor. Hadi görüşürüz.